Evet değerli izleyenler, herkese selamlar. Bugün bayramın ilk günü, bayram özel konuğumuz, kıymetli hocamız Mustafa İslamoğlu. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sefa bulduk. Şerefiniz âli olsun. Hoş bulduk sevgili Fatih. İyisiniz hocam inşallah. Şükür olsun, hamdolsun, varı sayıyoruz, yoka sıra gelmiyor. Eyvallah. Elhamdülillah, şükründen aciziz, emaneti gezdiriyoruz güzel kardeşim. Bizim için çifte bayram oldu. Hem normal bayramımız hem de sizinle beraber olmak bize ilave bir bayram hediyesi gibi, armağanı gibi oldu hocam. Var olun, kırmadınız Eksik olmayın, var bizleri. olun. Eğer bir bayram şekeri verebildimse ne mutlu. Estağfurullah. Hocam, nerede o eski bayramlar? Yani hep böyle bir söylemimiz var. Ah işte o eski bayramlar nerede kaldı gibi hep böyle büyüklerimizden böyle şeyler duyuyoruz. Ne dersiniz? Nerede hocam o eski bayramlar? Eski bayramlar eskide kaldı. Yani bugüne gelemezler. Nerede o eski bayramlar? Nerede o eski günler? Nerede o eski diye başlayan tüm cümleler aslında bugünü ıskalayanların cümleleri. İçinde bulundukları anı, şimdi ve buradalarını ucuz harcayan ve o andan umut kesmiş olanların sahte tesellileri. Dolayısıyla geçmişte yaşamak aslında ölmektir. Çünkü geçmiş bir daha tekrar etmez. Yani o büyük düşünürün dediği gibi bir kişi aynı ırmakta iki kez yıkanmaz. Kainatta aynı olan iki zaman yoktur. İki an yoktur. Onun için nerede o eski bayramlar diyenler gelecekten umudu da kesmiş olanlardır. Neden daha güzel bayramlar olmasın ki ben tersini düşünüyorum. Gitsin de gelmesin o eski bayramlar diyorum. Çünkü bizim çocukluğumuzun bayramları festivaldi. Bizim çocukluğumuzun bayramları şeker bayramıydı. Bugün ilk defa telaffuz ediliyor Kur'an bayramı. Müminin iki bayramı var. Biri Kurban, biri Kur'an bayramı. Bu İfadenin kendisinden bile mahrumdu dünün insanları. Kim hangi vaiz söylerdi ki Ramazan Kur'an ayıdır diye? Şu İslam coğrafyası denilen olmayan coğrafyayı, olmayan İslam'ın olmayan coğrafyasını. Bu bir tespit, bu bir tekfir falan değil. Bu bir tespit, bu bir fotoğraf çekmedir. Fotoğraf sadakatine sadıksan ve yalan söylemek istemiyorsan, kendini kandırmak istemiyorsan bunu söylemek zorundasın. Onun için bir fotoğraf sadakati içerisinde söylüyorum. Bugünün olmayan İslam coğrafyasında esasen nerede o bayramlar diyenlerin ülkelerindeki yüz binlerce vaiz, paralı parasız birinin ağzından çıkar mıydı? Kurban değil, şey, Kurban ve Kur'an bayramı. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ın doğum ayıdır. Kur'an doğduğu için Ramazan var. Dolayısıyla anlamla buluşmuyorsanız Ramazan'ı kurban etmişsiniz. Ramazan'ı mahvetmişsiniz. Ramazan'ı zayi etmişsiniz. Dolayısıyla ben bugünkü bayramlarımızın geçmişten daha hoş olduğunu düşünüyorum. Belki de ben yanlış düşünüyorum. Çok da mısır ısrarlı değilim doğrusu. Yani insan tecrübesi arttıkça, çok okudukça, çok efendim, torunum kapıyı açmamı emretti. Onun için ona bir Estağfurullah hocam kapıyı tabii. açmam Ne demek lazım. hocam? Estağfurullah, estağfurullah. Gel kuzum. Örtmeyin kapıyı, tamam mı? Evet, gerçekten harika başladık programa. Çok akıcı gidiyor. Eyvallah. Evet. Evet, emir büyük yerden gelince Estağfurullah. benim 6 tane torunum var. Bu beş Maşallah. numara oğlumdan efendim 5 numaralı torunum Nihan. Dede bana kapıyı açar mısın diye gelince emir büyük yerden
Kusura bakmayın. Hepinizi bir dakikalığına durdurdum. Eyvallah. Dede olunca nasıl oluyor hocam bayram? Evet. İnsanın tecrübesi arttıkça, yaşı arttıkça, bilgisi arttıkça kesin konuşma kat sayısı düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insan ne kadar kesin konuşuyorsa o kadar az biliyor demektir. O nedenle yani belki ben yanılıyorum bu anlamda. Ama şu yani kendim için söyleyecek olursam inanın bugünkü bayramlar dünkülerden iyiydi. Bu aynı zamanda bir duadır biliyor musunuz? Yarınkiler de bugünkünden iyi olsun inşallah demektir. İnşallah. Öyle diyelim. Eyvallah. Deminki sorunuzu alamadım kusura bakmayın. Evet hocam gerçekten biz önceden hani Kur'an bayramı diye bir şey duymazdık. Genelde gerçekten şeker bayramı olarak geçerdi kurbanlar. Belki biraz içi boşaltılmış. Allah razı olsun sizin gibi hocalar sayesinde insanlar bu bayramları biraz daha sanki içi dolu idrak ediyor gibi gözüküyorlar gerçekten. Hocam evet. Bayram kutlanan bir şey midir? İdrak edilen bir şey midir? Hak edilen bir şey midir? Yani biz bayramı hak ediyor muyuz? İdrak kelimesi eskilerin kullandığı güzel bir kelimeydi. Zira idrak etmek, yani aslında bilincine varmak, ayırdına varmak, farkında olmak demektir aslında. Çünkü bir şeyi idrak etmek, derk bir şeyin içine girmek demektir. Arapçada. Onun için derk bir şeyin künhüne vakıf olmak, özüne vakıf olmak. Dolayısıyla ona şöyle yüreğinden bakmak. Peki idrak ediliyor muyuz bayramı derseniz, bayramı idrak etmek aslında o bayramın arkasında yatan anlamlar dünyasını idrak etmekle orantılı bir şey. Yani önce niçin sorusunu soracaksınız. Her şey idrakla ilgili, anlamakla ilgili, bilinçle ilgili her şey ama her şey niçin sorusuyla başlar. Bu önemli. Dolayısıyla önce soracaksınız niçin? Niçin bayram var? Bayram neyi ifade eder? Mesela Ramazan bayramı niçin var? Çünkü tabii böyle bir soruyu sormak için önce sebep-sonuç ilişkisine inanmanız lazım. Bu çok önemli. Yani Allah'ın buna inanmanız için de Allah'ın sünneti olduğuna inanmanız lazım. Sebep-sonuç ilişkisi Allah'ın sünnetidir. Allah'ın yasalarıdır. Hiçbir şey o yasalar haricinde olmaz, bitmez. Dolayısıyla sebep-sonuç ilişkisi içinde bayram bir sonuçtur. Bunun sebebi ne? Nedeni ne? Diye soracaksınız, sorarsınız. Niçin böyle gelir zaten? Bunun içini sorduktan sonra cevabını aramaya başlarsınız. Cevabı aradığınızda cevap da sizi arar. O zaman anlarsınız ki bayram kendini var etmiş bir şey değil. Yani nasıl ki bir çocuk varsa ortada onu dünyaya getiren bir anne vardır değil mi? İşte bayram da bir çocuktur. Bayram çocuğunu meydana getiren bir anne vardır. Kimdir o anne? O annenin annesi kimdir? O anneyi eşi kimdir? O yumurtanın efendim dölleyen nedir? Bayramı bize getiren hangi süreçtir? Bu manada bayramı idrak edenlerin çok az olduğunu düşünüyorum. Zaten idrak edenler az. Yani bu sadece Kur'an böyle söyledi diye böyle düşünmüyorum. Yani insanların çoğu akletmez diyor ya. Esasında bu çerçevede düşünmek lazım. Ama ben sadece Kur'an böyle dedi diye böyle değil. Böyle olduğu için Kur'an bunu dedi. Ya bu ikisi aynı şey değil. Kesinlikle. Yani vaka bu olduğu için aynı dedi. Neden böyledir? Şu tekerlemeyi severim. Tekerleme denmez edebiyatta da buna efendim. Eğer peynir büyük yol kısa ise orada tuzak var demektir. Fareler aldanır bu tuzağa. Dolayısıyla bir insan
eğer hiç zahmete katlanmadan, hiç kafa yormadan, hiç zihin teri dökmeden bir şeyi yapıyorsa aslında o şey onun için tuzaktır. Bayram da olsa mı, ibadet de olsa mı, namaz da olsa mı, oruç da olsa mı? Evet. İşte namazı zayi ettiler dediği Kur'an'ın bu. İşte yazıklar olsun, lanet olsun o namaz kılanlara dediği Kur'an'ın bu. İşte sevgili Resulümüzün yanlarına açlıktan başka bir şey kalmaz dediği bu. Onun için anlam, anlam, anlam. Onun için yıllar ama yıllar önce demiştim ki Allah demek anlam demektir. Evet. Hala ısrarlıyım. Bu sözüm bir artık anonim şeye dönüştü. Efendim bir söze dönüştü, bir özlü söze dönüştü. Efendim aforizmaya dönüştü. Ama ben aforizma olmasını istemiyorum. Ben anlaşılmasını istiyorum. Ben üzerinde düşünülmesini istiyorum. Bu anlamda eğer din, Allah, kitap, peygamber bizde anlam alanında, anlam anlamında zihnimizde bir idrake kavuşmayacaksa dilinizden Allah Allah demenizle papağana Allah lafzını öğretmeniz arasında hiçbir fark yok. İnanın böyle. Papağana Fatiha'yı okuttuğunuz zaman insanın okumasıyla bir fark olması lazım. Yoksa tecvid üzere okuyan bir papağanın okuyuşunu ben Siretül Kur'an derslerine taşımıştım. Bakın kaf bile çatlatıyor. Böyle dallim bile diyor papağan. Ne oldu şimdi? Papağan da ecir alır mı? Papağan da cennette işte yol alır mı okuduğu her bir ayetle? Diye değil, yok. Niye? Anlam yok içinde. Onun için bu anlamda bayramlar idrak etmek için önce farkındalık lazım. Sebep-sonuç ilişkisi lazım. Sebep-sonuç ilişkisini kurması lazım insanların. Yani bu anlamda çok olduğunu sanmıyorum. Çoğunluğun bunu böyle bildiğini sanmıyorum. Zaten böyle bir beklentim de yok şahsen benim. Ama bilmesi gerekenler bilmeyince insan üzülüyor aziz. İster istemez üzülüyor. Niye üzülüyor? Zira bunlar da kendisi araç. Düşünün. Yani Ramazan araç. Oruç Ramazan'ın aracı. Anlatabiliyor muyum? Ramazan orucun aracı. Efendim yani peki oruç neyin aracı? Takvanın. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Orucu farz kılan ayetin gerekçe bölümü bu. Hani kanunlar olur bir de gerekçesi olur ya. Evet. İşte bu ayetin gerekçesi de içinde. Yani sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size farz kılındı. Niçin ya Rabbi? Efendim aslında orada takvaya eresiniz diye. Siz zaten yıllar önce demiştiniz hocam. Kaliteli dindarlık niçin sorularının ön plana alınıp nasıl sorularının arkaya atılmış olduğu dindarlıktır demiştiniz Esma derslerinizde. Aynen o öyle. Sebep sonuç herhalde ilişkisi önemli çünkü herhalde ibadetlerin gösterdiği hedeflere hep işaret ediyorsunuz. Yani ibadetlerin kendisini bir maksat olarak değil de bir araç olarak alıyorsunuz ve bugünkü kesinlikle kalitesiz dindarlığımızın, içi boş dindarlığımızın da ibadetlerin maksatlaştırılmasını yani kendilerinin maksatlaştırılması olarak hep tanımlamışsınızdır. Aynen öyle. Bir de yani ibadet amacından koparılınca sadece zayi olmakla kalsa yine iyi. Aynı zamanda tersine dönüyor. Çünkü ibadet iyi bir şey. İyi şey bozulunca en iyi bozulunca en kötü olur. Dolayısıyla özlü olan şeyler bozulunca zarar verirler.
ibadetler de öyle. Din önemli bir şeydir. Din kendi alanında, yani bir insanın düşünsel sistemi, yaşama sistemi, alem görüşü açısından din, biliriz ki, inanırız ki Allah'ın dini en iyi sistem. Ama din eğer bu anlamda araç olmaktan çıkar da amaç olursa, ki din bir araçtır, dinin kendisi asla bir amaç değildir. Din insana yardımcı olmak içindir. Dinin amacı budur. Yani amaç iyi insan elde etmektir. Kaliteli insan elde etmektir. Vicdanlı insan elde etmektir. Akıllı insan elde etmektir. İradeyi aktif kullanan insan elde etmektir. Kaliteli insan elde etmektir. Bilinçli insan elde etmek. Yani insan gibi insan elde etmektir özetle. Eğer bu amacı siz dini amaç yaparsanız, kendi kendisinin amacı yaparsanız, amacı gerçekleştirmez. Gerçekleştirmemekle kalmaz. Dinle adam yola gireceğine yoldan çıkar. Yani ne kadar dini varsa o kadar vahşi olur. Ne kadar çok inanıyorsa o kadar adam katleder. Yani dindarlığı arttıkça yobazlığı da herhalde artar. Yobazlığı artar, zalimliği artar, çirkefliği artar, saldırganlığı artar ve gayri insaniliği artar. Çünkü kendisini kurtulmuş gördüğü için kendisinin dışında kalan herkesi batmış görecek. Kendisinin cennetlik olduğunu düşündüğü için kendisi gibi olmayan herkesi de cehenneme dolduracak. Allah'a emir vermeye başlar. Yani onu cehenneme, bütün bunları cehenneme at ya Rabbi. Seni ne yapalım? Ben zaten cennetliyim. Niye? Allah'ın ne olduğuna o karar vermeye başlar. Kimi sevip kimi sevmeyeceğine o karar vermeye başlar. Kimin Allah'ın dostu olması gerektiğine Allah yerine o karar verir. Yani beyimiz diyecek ki bu Allah dostu, evliya, veli. Allah da diyecek ki tamam sen dedinse seni mi kıralım diyecek. Böyle bir anlayış, böyle bir zihniyet. Yani Allah'a emir buyuran, Allah onun kulu haşa. Kendisi Allah'ın değil de böyle bir tip çıkar ortaya. Onun için bakınız bu mesele çok önemli sevgili Fatih. Yani bu işi halletmediğimiz sürece inanın yani kişinin dindarlığı arttıkça sapması da artacak. Hocam bu anlattığınız o kadar gerçekçi ki gerçekten bugün 1 milyar 700 milyonluk ailemize baktığımız zaman hiç uzak şeyler değil. Yani hep bunlar yakınlarımızda, etrafımızda, sosyal medyada maalesef her zaman karşılaştığımız şeyler. Eyvallah. Hocam nereden çıktı bu bayramlar peki? Hani bazılarının şey iddiası vardır hep. Efendim işte Kur'an'ı merkeze koyuyorsunuz ama Kur'an'da bayram geçiyor mu? O zaman niye siz bayram kutluyorsunuz gibi? Böyle yani çocuk işi mi diyelim, nasıl diyelim? Bu tarz böyle iddialar olabiliyor. Ben daha önceki derslerinizden hatırlıyorum. Biraz cahiliye döneminde de bir takım bayramların vesaire böyle kutlandığını falan söylemiştiniz. Nereden geliyor hocam bu bayramlar? Kökü nedir? Bir kez şu Kur'an'da bayram var mı sululuğuna bir atıf yapmalıyız. Çok iyi olur hocam. Gerçekten, yani ben de çok memnun olurum. Gerçekten çok çocuksu. Çok evet. Çocukça. Ben ömrümde bir kere olsun Kur'an'da her şey var demedim. Benim Kur'an okuma kılavuzu, tefsir usulü kitabımda, yani Kur'an'ı Anlama Yöntemi isimli kitabımda biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık ayetinin Kur'an'da her şey vardır anlamına gelmediğine dair bölüm var. Bu bir bölüm evet. Başlığı. Bu bir başlık yani. Bunun kitabını yazmış bir insanım ama internette oturmuş, kendi kendine karar vermiş, bir yerlerden duymuş. O duyduğu adamla beni yan yana koymuş. Anlatabiliyor muyum? Kendi zihninde hep kalas olduğu için sevdikleri,
Hep 5'e 10 kalaslar. Hiçbiri diğerinden farklı değil. Hangisini alırsan olur yani. Şu kalası değil de bu kalası seni de kalas yerine koymuş. Yani seni kendi zihniyle özdeşleştiriyor. Buna yansıtma diyorlar psikolojide. Dolayısıyla seni de kalas yerine koyuyor. Falan hocadan öyle bir şey duymuş. O falan hoca da Kur'an'a dönüşü savunuyor ya. Şimdi ben de öyle savunuyorum diye düşünüyor. Aramızdaki o farkları gördüğü falan yok. Oysa o hocayla benim aynı düşünmemi beklemesi de kendi yansıtması, kendi hastalığı. Yani o zaman eğer bir yerde aynı şeyi düşünüyorsa 10 kişi orada, 10 kişi yoktur, bir kişi vardır. Orada evet. Bir zayiat vardır, insan katliamıdır bu. Anlatabiliyor evet. muyum? Bu kafaları evet. biz fotokopi yapsın diye vermedi ki Rabbim. İnsan sayısınca bakış açısı nüans olacak. Olmak zorunda, olur. Aynı Kur'an'a bakarsınız, aynı yorumu yapmazsınız. Böyle olması da lazım. Ne düşünüyordunuz? Ne olması gerekiyor? Biz papağan mıyız? Biz fotokopi makinası mıyız? Bir çıkış mı aldınız bizden yani? Dolayısıyla bu cahilin zihni bu. Dolayısıyla onunla onun arasında bir bağ kurmuş, olmayan bir bağ tabii. Onu onunla örtüştürmüş. Senin olmayan, senin ömür boyu söylemediğin, hatta zıttını söylediğin, zıttını kitap olarak yazdığın sözü getirip sana yamamış utanmadan, bir de iftira etmiş yani. Ve diyor ki hani Kur'an'da her şey vardı, bayram nerede? Alın buyurun. Evet. Nereden yakarsanız yakın. Yani tescilli cehaletin şeyi bunlar. Cevap vermeye değmez ve hiçbirine cevap vermedim bunlara. Değmez. Evet. Yani şimdi bunu konuşurken de altına benim cici trollerim, cici çomarlarım gelirler şimdi. Altına döşerler falan. Ne haddini bilir, ne hududunu bilir, ne edebini bilir, ne terbiyesini bilir. Bunların kimisi falanca şeyhin müridi, kimisi falanca hocanın talebesi, kimisi falanca tarikatın bilmem nesi. Ama efendim bunları eğitenler, terbiye edenler, ettiğini iddia edenler, İşte terbiyesiz etmişler. Söylenecek hiçbir şey yok. Gerçekten de acı ama gülünç aynı zamanda. Ben eskiden üzülürdüm, şimdi tebessüm ediyorum. Yani ne yok? Hani Kur'an'da bayram? Bayram kültürdür. Bayram kültürdür. Cahiliye'de iki bayram vardı. Ekinoks, ikisi de ekinoks bayramıydı. Anlatabiliyor muyum? Şu hani Nevruz var ya. Nevruz'un cahiliyede karşılığı var ve aynı günlerde yapılırdı bayram. Mihrican derler. Dolayısıyla mihrican cahiliye Arabının kullandığı bir kelime olmasına rağmen mihr kelimesi Farsçadır. Anlatabiliyor muyum? Efendim mihruma işte. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda bayram cahiliyede de kutlanırdı ve iki bayramı vardı Mekke müşriklerinin. Ondan sonra Medine'ye geldi Allah Resulü. Yahudilerin de en ünlü iki bayramı var. Biri Yom Kippur, biri de işte o meşhur efendim bayramları. Dolayısıyla Hristiyanların da öyle. Daha sonradan bayramlar çoğaldı, o ayrı. Allah Resulü de bir toplum inşa ediyor. Unutmayalım. Bir toplum inşa ediyor. Yani bir devlet inşa etmiyor. Bunun altını çiziyorum. Bir toplum inşa ediyor. Allah Resulü hükümet konağı bırakmadı. Dikkat buyurun. Kendisinden sonra birini vekil seçip de onu da bırakmadı. Şia'nın iddiasında olduğu gibi. Bu doğru değil. Bunun hiçbir tutar yanı yok. Bu doğru ise eğer Hazreti Ali en ilk defa Allah Resulü'nün bıraktığı bu mirasa ihanet etti Hazreti Ali. Haşa. Anlatabiliyor muyum? O sahip çıkmadı demektir bu. Eğer böyleyse. Onun için baştan kendisi anlam, kendi hak etmiş olmuş olduğu hilafeti anlayarak zaten evet, değil mi hocam? Allah Resulü kendisini vasi bırakacak ama Hazreti Ali bu vesayete vasi bırakma, bu efendim vasiyete sahip çıkmayacak. Bu yani Şiiler Hazreti Ali'ye iftira etmiş olurlar. Buradan izleyicilerimize de söyleyelim. Sizin bu konuyla alakalı evet. Dini cevaplara vermiş olduğunuz güzel bir video var. Yaklaşık 10 dakika.
merak edenler aynen. oradan olayın detayına aynen. bakabilirler. Yani, yani benim, oraya girmiyorum. Yani evet mezhep hocam. Teolojilerine girmiyorum. Fakat efendim bu teolojinin en temelde sakat tarafı daha başlangıçta başlıyor. Efendim zaten biliyoruz ki daha sonradan bir mitoloji olarak sokuldu bu mezhebin içine. Yani özetle efendim Allah Resulü bir toplum inşa etmek istedi. Bu toplum inşa edişte de bayramın bir yeri var. Nedir bayram? Neyi temsil eder? Aslında sorunuzun içinde bu da var. Bayram sevinci temsil eder. Sevinç neyi temsil eder? Sevinç insanı temsil eder efendim. Sevinç insanı temsil eder. Bugünkü Müslümanlar sevinmeyi bilmeseler de. İnsanoğlu genelde sevinmeyi ve üzülmeyi bilmez. Çünkü sevinç ve üzüntü bir duygu durumudur. Duygu durumu. Duygu durumları ise limbik sisteme bağlıdır. Yani hayvan beynimize bağlıdır. Duygu durumlarımız hormonlarla oluşur. Hormonlarla yani nörokimyasallarla oluşur. Sevinci eğer yönetmeyi bilmezsek ne olur biliyor musunuz? Dopamin etkisi olur. Dopamin haz hormonudur. Haz hormonunun etkisine girersiniz yönetimine ve işte epikürcülük denilen tarihte bir felsefi akım var. Hazcılık yani. Hedonizm aynı zamanda. Zevkçilik, zevkperestlik. Yani daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu der alt beyin, limbik sistem. Niye? Çünkü dopamin öyle bir hormondur ki verdikçe fazlasını ister. Dolayısıyla uyuşturucu alanlar aslında bu hormonun daha fazla istedikleri için alırlar. Yani daha fazla haz almak isterler. Onun sonu yoktur, insanı çöküşe götürür. Dolayısıyla hazzı siz yönetmez de siz hazzı yönetir, haz sizi yönetirse felaketinizdir, belanızı buldunuz. Sevinci yönetmek dedim bakınız. Huve edhake ve ebka. Kur'an'da bir ayet bu. Güldüren de o, ağlatan da o. Sevindiren de o, ağlatan da o. Şimdi sevindiren de o ayeti niye gelir ki Kur'an'da? Neden Allah'a nispet edilir sevinç ki? Şundan, sevinci eğer siz Allah'tan bağımsız, Allah'tan kopararak algılarsanız, haz sizi yönetmeye başlar. Sizi neşe yönetmeye başlar. Sizi zevk yönetmeye başlar. Zevke kul olursunuz. Hazza kul olursunuz. Hazzınıza kul olduktan sonra hayvanileşirsiniz. Çünkü mesela şehvetiniz sizi yönetmeye başladığında nerede duracağını bilemezsiniz. Verirsiniz. İster verirsiniz. Ama verdiğinize alıştığında bir üstünü ister. Onu da verirsiniz, orada da kalmaz. Daha acayibini ister. Yani siz helakinize doğru gidersiniz. En sonunda sizi çukura düşürür. Aynısı öfke için geçerli. Aynısı korku için geçerli. Bakınız, huve edhake ve ebka odur. Güldüren de o, ağlatan da. Yoksa güldüren ve ağlatan sebepleri biz biliyoruz. Yani Allah efendim şöyle duruyor, kulunu ya bunu biraz güldürelim diyor, o tuşa basıyor. Ya ya bu biraz fazla güldü, bunu da biraz ağlatalım diyor, öbür tuşa basıyor. Önünde kırmızı ve mavi iki tane tuş var. Yani böyle canım sıkıldı, bu biraz gülsün bir bakalım. Yani canım da sıkıldı. Haşa, böyle bir şey yok. Allah sünnetsiz iş yapmaz, hikmetsiz iş yapmaz. Allah'ın yasaları var, yasalar çerçevesinde yürüyor. Zaten yasalara atıftır Allah'a atıf olan her şey. Bu bir sistemdir bakınız. Kur'an doğası gereği sembolik dil kullanır. Allah'a atfedilen tüm fiiller, eylemler Allah'ın yasasına atfen kullanılır. Oradaki yasayı çözeceksiniz siz. Nedir bunun yasası? Yani sevinmenin ve üzülmenin yasası nedir?
Dolayısıyla birçok daldan dala atlıyoruz ama o kadar önemli ki geçesim gelmiyor yani. Benim de keyfim yerinde bugün. Elhamdülillah. Aylar sonra torunlarım yanımda, çocuklarım yanımda. Yani onun için de keyifliyim gerçekten. Özledim onları. Bu anlamda efendim söz geldi mi kaçsın istemiyorum. Sen geri dur. Sen çık kafasına vurmak istemiyorum sözün. Sizinle paylaşmak bir bayram şekeri olsun istiyorum. Kısaca, hocam biz de sizi çok özledik. O yüzden hep böyle dinleyebiliriz evet. Hocam. Yani hiçbir şeyimiz yok. Ne demek? Yok yok hep dinlemeyin yani. Yani aslında ben yani bayramlaşma bu. Aslında biraz böyle karşılıklı efendim halleşme, dertleşme, dilleşme. Evet. Mesela orada efendim evvelki günde bir programım vardı Avrupa'ya yönelik. Onları görüyordum ekranda. Şimdi sizden başka kimseyi göremiyorum. Keşke görsem böyle ara ara şeylerde. Hallerini sorsam, hatırlarını sorsam, interaktif bir bölümü de olsa, boyutu da olsa ben sevinirim şahsen. Çünkü o kadar kasmak da istemiyorum. Ya bayramda hoca gene ders moduna girdi. O demelerini istemiyorum. Efendim. Ama sözümü tamamlayayım. Yani bu anlamda beynin haz bölümüne ilişkindir bayram. Çünkü sevinçle alakalıdır. Sevinmek insani bir durum. Maalesef Müslümanlar insanlığın huzursuz bacağı. Hani bir romatizma çeşidi vardır. Huzursuz bacak hastalığı diyorlar. Huzursuz bacak. Yani yatarsınız yatağa ağrımaya başlar. Çok affedersiniz pis bir ağrıdır yani. Ne ağrıya benzer ne ağrısızlığa. Böyle inim inim inler. İçin için inler bacak. Müslümanlar insanlığın huzursuz bacağı mı diye bir hutbem var. Lütfen buradan tavsiye ediyorum dinlesinler. Evet, sevinirken bir insanı görmeye dayanamıyor. Kendini Müslüman zanneden büyük bir kütle, kitle kasıtlı olarak demiyorum, kütle efendim. Çünkü boşlukta yer kaplıyor sadece o. Yani görevi evet. Boşlukta üç boyutlu bir yer kaplamak. Yani sevinen bir insan gördüğümü dayanamıyor. Niye böyle hayat. Hocam? Kavgacılıktan mı, çatışmacılıktan mı, ondan mı besleniyoruz? Gerçekten kıskanıyor hayır. Gibi bir hal oluyor. Nedir hocam? Şu, efendim o var, o var. Ama arka planında çıkış noktası ne? Bu bize nereden geldi diyorsanız, Hristiyanlıkta bir asketizm denilen bir eğilim vardır. Çilecilik. Hristiyan dindarlığında gülmek günahtır biliyor musunuz? Eğer bakınız bunun üzerine roman yazıldı, bunun üzerine film yapıldı. Eğer siz efendim Gül'ün Adı romanını okumuşsanız veya bu roman filmi de var. Bu filmi izlemişseniz Gül'ün Adı romanının efendim konusu içinde çok temel bir husus geçer. O da efendim işte bir manastırda işlenen cinayetler var. Bu cinayetlerin tamamı da aynı yöntemle işleniyor. Bir kitabın sayfalarına sürülmüş bir zehri insanlar açmak için dillerini yalıyorlar. Oradaki zehirden etkilenip ölüyorlar. Tümü de bu. Cinayetlerin tüm sebebi bu. Yalnız o zehir sürülmüş kitap ne kitabı biliyor musunuz? Aristo'nun Gülme Üzerine. Vay be. Evet. Gülme Üzerine. Yani Gülme Üzerine kitabını manastırın en yaşlı, en bilge papazı kimse okumasın diye sayfalarına öldürücü bir zehir sürmüş sayfaların ucuna. Kimse okumasın diye. Gülmede ne var ya? Niye bu kadar rahatsızsın ey papaz efendi? Nere seni gerdi ki insanları öldürüyorsun Gülme Üzerine'yi okumasınlar diye? Evet, gülmemeleri lazım insanların. İşte bu mantık. Bu mantık yani çileciler yoluyla ki Ahmet bin Hanbel'in Zühdünü okursanız orada görürsünüz. O bir kırılmadır. O bir kopuştur. Takvanın yerine koydu onu Zühdü. Kur'an'da bir yerde geçer ama o anlamıyla hiç alakası yok.
Hiç alakası yok. O takvanın yerine bir sahte takvadır. Yani ruhbanlık züht ismiyle girmiştir Müslüman kültürüne. Ve işte ondan sonra asketizm, yani çilecilik girmiştir Müslüman kültürüne. Ve çileci, yani gülmeyen bir adam auruslu. Evliya dediğin gülmez. Evliya dediğin çok ağlar. Siz biraz önce okuduğum ayete taşlayan bir hadis uydursanız nasıl bir hadis uydurursunuz? Yani güldüren de o ağlatın da o ayetine taşlayacak bir hadis uyduracaksınız. Ben şöyle uydururdum hocam. Ben şöyle, benim bildiklerimi bilseydiniz hadisini uydurabilirdim buna. Harika. Cevap 12'den. Efendim aynen öyle. Bakın Kur'an diyecek ki güldüren de o ağlatan da o ama bunlar diyecekler ki Allah Resulü'nün ağzına koydukları o uydurulmuş paralel dinde benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Bir, Allah Resulü Allah'ın söylediğinin dışında bir şey mi biliyor? Allah Resulü Kur'an'dan öğrenmedi mi bu dini? İşte orada bir şeyler uydurmuşlar galiba değil mi? Yani Şura suresinin 51. ayetini de yuvarladınız, attınız. Yani Allah Resulü bu dini oradan öğrendi. İman nedir, kitap nedir bilmezdi Kur'an'dan önce. Bu bir. İkincisi, siz ruhban, papazlara benzer bir peygamber tanımı yapıyorsunuz. Farkında mısınız? Siz aslında papaza benzetiyorsunuz o güzel peygamberi. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Üçüncüsü de, bu ümmetin gülücüğünü aldınız, tebessümünü aldınız. Sizin derdiniz ne ya? Yaşama sevincimizi yok ettiniz siz bizim. Çaldılar hocam, biz, resmen biz, bizi çaldılar. Yok, bizi deliye döndürdünüz siz, çaldınız siz. Bizim hayatımızı çaldınız. Bizim hayatımızı değil, yüzyıllarca nesillerin hayatlarını çaldınız. Siz tebessümü çaldınız, hayatı çaldınız, neşeyi çaldınız, zevki çaldınız, meşru eğlenceyi çaldınız. Ömrümüzü yediniz siz ya. Ve buna da din dediniz. Üstelik de siz ikiyüzlüsünüz. Kendi çevrenizle baş başa kaldığınızda dansı yaptınız ama. Ama dansın adına tımturaklı olarak biz sema koyduğunuzda iş bitti. Senin dansın meşru, adı sema olmayan dans gayrimeşru. Senin dansını yapan evliya, adı sema olmayan dansı yapan da eşkıya, bilmem ne, o yollu, daha kötü kelimeler geliyor aklıma da söylemeyeyim. Evet. Benim yerime siz söylersiniz. Dolayısıyla siz nasıl bir mahluksunuz, affedersiniz? Ümmet dediğiniz bu güruhun neşesini çaldınız, hayatını çaldınız, yaşama sevincini çaldınız. Güzele güzel diyemez oldu, güzeli sevemez oldu, güzelle uğraşamaz oldu. Müziğe haram dediniz, efendim sanata haram dediniz, şiire haram dediniz, dediniz de dediniz. Yahudiler gibi haram koymadan duramadınız. Haram listeleri dizmeden duramadınız. Allah'tan rol çalmadan duramadınız. Bizden hayat çaldınız sizler. Dolayısıyla hocam bir de bu ağlayanlar da bir de hep ağlayanlar da milletin ağlatanlar gibi geliyor bana hep. Ağladılar. Ağlayarak din anlattılar. En sonunda da milleti ağlattılar. Yani ağlayarak kandırdılar. Hatta sizin böyle bir şeyiniz vardı Siretül Kur'an derslerinde. Aynen. Aynen. Sizi eğer ağlatacak bir şeyler söylüyorsa biri orada durup düşünün. Zira bu coğrafyada sizi ağlatarak kandırırlar. Efendim yani devamında tweetime baksınlar. Tam burada çünkü çok hoş, bozmak istemiyorum. Evet efendim, hocam. Gerçekten çok hoş bir formüle edilmiştir o tweet. Evet, ağlatarak aldatırlar. Burası şah. Ama şu hadisi söyleyeyim ben size de cuk otursun mesela. Bu Kütüb-i Sitte'ye girmiş bir hadistir. Kur'an dinlerken, okurken ağlayın, ağlayamıyorsanız ağlarmış gibi yapın. Numara yapın, ağlama numarası yapın. Münafık olun diyor canım, numara yapın. Evet, münafık olun. Evet. Yani kimi kandırıyorsun sen?
Hadi Kur'an okuyorsun, tek başınasın, ağlarmış gibi yaparak Allah'ı mı kandırıyorsun? Mış gibi yapmak nereden çıkıyor? Ve sen bunu peygamberine nasıl yakıştırıyorsun? Sen nasıl bir türsün? Ha? Ve ben buna itiraz edince peygamber düşmanı oluyorum, hadis düşmanı oluyorum, sünnet düşmanı oluyorum, ama sen bu ahlaksızca lafı, yani münafık olun diye bir tavsiyeyi peygamberin ağzına koymakla sen sünnet dostu, hadis dostu, peygamber dostu oluyorsun, öyle mi? Buyurun. Onun için yani neşeyle alakalı bayramlar, bayram gerekli. Bayram neşe kontrolüdür. Sevinç kontrolüdür. Bayram namazını hatırlayalım. Bayram namazını normal namazdan farklı kılan bir unsur var. Nedir o? Tekbirler. Ziyade tekbirler. Fazladan tekbirler. Sadece bu. Neden? İnsan evet, sevinirken nasıl bir bağ var? Neden Allahu Ekber der ki? Allahu Ekber. Şunun için. Ben sevinirken dahi kendimi kaybetmek istemem. Yani Allahsız bir sevinme benim için iyi olmaz. Yani kontrolsüz demek. Allah orada kontroldür. Allah orada ölçülülüktür. Anlatabiliyor muyum? Ben ölçüsüz sevinemem. Yani sevinince kendimi kaybedemem. Kendimi kaybedersem o sevinç benim belama dönüşür. Yani aynen kafayı çekip de etrafı kıran insanın sevincine, neşesine benzer bu. Veyahut da altın vuruşu vurup da ondan sonra vefat eden bir eroinmanın son vuruşuna benzer. Anlatabiliyor muyum? Onun için bakınız bir de cenazede tekbirler vardır fazladan. Tekbirler. Evet. Evet. O da nedir? O da hüzünde. Hüzünde bakınız. Üzüntülü anımda da hayvan beynimin beni yönetmesini istemiyorum. Sevinçli anımda da hayvan beynimin beni yönetmesini istemiyorum. Hüzünlü anımda da. Ben sevinçte de hüzünde de ölçülülüğü, dengeyi kaçırmak istemiyorum. Yani korteksim, prefrontal lobum hayvan beynimi yönetsin. Hormonlarımı yönetsin. Neşem ve hüznüm beni yoldan çıkarmasın. Aklımı kaybetmeme sebep olmasın. Aslında bu bir kontrol mekanizması. Onun için bu bayram namazının, cenaze namazının amaçları, anlamları hüzün ve neşe kontrolleridir. Ama kim anlattı? Hangi vaizden dinlersiniz siz bunu? Hangi kitapta yazar bu? Yok, böyle bir derdi yok ki. Böyle bir yaklaşım yok ki. İşte yine geldik bu anlamda niçin? Niçin yoksa hiçbir şey yok. Niçin sorusu yoksa hiçbir şey yok. Niçinin olmadığı bir yerde anlam katledilmiştir. Anlamın katledildiği yerde de amaç katledilmiştir. Dolayısıyla bayramlar bunun içindir. Allah Resulü Medine'ye geldikten sonra baktı ki onlar bayram yapıyor. Müminler içinde yani Müslüman toplum içinde iki bayram ihdas etti. O iki bayram onların bayramının yerineydi. Bir sevinç terbiyesiydi. Aynı zamanda Müslüman toplumda sevinmenin bir talimi, bir terbiyesi yapıldı. Sevinmek insanın ihtiyaç duyduğu bir şey. Sevinç gerçekten ihtiyaç duyuyor. Yani bir şey söylememe izin verin lütfen. Estağfurullah lütfen. Bazen bizim gençliğimizde böyle Afgan'da savaş falan vardı. Tırnak içinde Afgan cihadı denilen. Cihadın onunla bir alakası yok. Cihadın savaşla bir alakası yok. Lütfen artık adam gibi kullanalım bunları. Çok tükettik. Çok sabıkalandırdık bu kavramları. Cihat köfte salonu bile kurduk biz. Efendim. Dolayısıyla Afgan işte savaşı vardı. Diğer savaşlar vardı. Oralardan biraz da teşvik olsun, gönüllüler gelsin diye fotoğraflar paylaşılırdı. Bunlar üzerinde ne kadar Photoshop yapılır, ne kadar oynanırdı bilmem. Ama bazı fotoğraflarda savaşta ölenlerin üzerine, efendim şehit kavramının da savaşta ölmekle hiçbir alakası yok Kur'an'da. Onu da sık söylüyorum zaten. Merak edenler, çok ayrıntılı öğrenmek isteyenler mutlaka yapmalı bunu. Esma-i Hüsna'nın şehit ismini okumak zorunda. Evet. Yani
bu anlamda işte fotoğraflar gelir, tebessüm ediyor. Yani savaşçı çağırıyorlar cepheye, adamlar tebessüm eden işte canını kaybetmiş insan fotoğrafları yayınlıyorlar orada. Aslında bu gayet doğal bir şey. Çünkü insan kaslarını doğal haline bıraktığında hafif mütebessim bir çehre elde edersiniz. Vay be. Yani normal bir hal aslında zaten. Aynen öyle. Yani hocam ya. Anormal olan surat asmaktır. Biz onu şöyle rakam düşünüyorduk. Rakam da vereyim. Allah yolunda savaşayım. Evet. Gülmek için 12 kas, surat asmak için 120 kas kullanılmış. Oh, harika. Nasıl bir şey? Onun için surat asan yorulur. 120 kas kullanıyorsunuz, düşünsenize. Onun için surat asan yorulur ve mimikler gittikçe değişir ve yüz çabuk ihtiyarlaşır surat asanların suratı. Ve o mimik haline gelir. Kırışıklar artık yapısal hale gelir. Dolayısıyla tebessümde bu olmaz mesela. Onun için tebessüm yormaz. Surat asmak yorar. Bu anlamda neden zorluyorsunuz ki kendinizi? Neden kaslarınızı bu kadar yoruyorsunuz ki? Neden zavallıların hakkını yiyorsunuz ki? Tamam, her zaman cennetle müjdelenmiş gibi şen şakrak olup vur patlasın, çal oynasın, yapalım diyen falan yok. Yok, yok da nedir bu huzursuz bacak sendromu? Tebessüm eden veya gülen veya kahkaha atan bir insan görünce niye böyle cin görmüş gibi cininiz tepenize çıkıyor? Niye şeytan görmüşe dönüyorsunuz? Ne olacak? Kahkahadan ne gördünüz? Bir de hadis uydurdunuz. Bu kadar tehlikeli bir şeyse Kur'an bunu niye es geçsin? Var mı böyle bir şeyiniz? Allah Allah. Kur'an'da sürekli gülmekten söz edilir, bakınız. Yani Süleyman güldü. Ve tahike Süleyman. Ve tebesseme. İbrahim'in eşi Sare'nin gülmesi. Efendim, yani bir yığın yerde böyle ifadeler bulursunuz. Neden, niye konuşulur bunlar? Hem de güzel yerlerde, teşvik edici yerlerde. Gülmesi gerektiği zaman insan güler. Ağlaması gerektiği zaman insan ağlar. Üzülmesi gerektiği zaman insan üzülür. Bunlar için hadise, ayete falan gerek yok. İnsan ayeti yeter bunun için. İnsan diye bir varlık var ve onu yaratan da Allah diye inanıyorsanız eğer, ekstra bir ayet mi gerekir bunun için? Yani ağlamanın sünnet olduğunu söylemek gerekir mi? Allah'tan korkar insan ya. Ağlamak insan olmanın sünneti. Anlatabiliyor muyum? İnsan olan ağlar. Ağlanacak durumlarda ağlanır yani. Erkek olan falan da ağlar yani. Bazen ağlamak adamlıktır. Anlatabiliyor muyum? Bazen de gülmek adamlıktır. Nedir o kasmalar falan? Nedir o kibirler falan? Kibir bazen insanda ciddiyet suretine bürünür. Kibrin adı ciddiyet olur. Onun içinde etrafında kasılır, kasılır, kasılır. Şimdi düşünsene. Yani ben 35 yıllık, bana hoca diyorlar. Efendim, ben talebeyim ama hoca diyorlar. Şimdi ben evimde, efendim, eşime, çocuklarıma, torunlarıma, şimdi o efendim ağır abi pozlarıyla oturacağım. Yani oturan boğa. Efendim, ve ne gülüyor, ne şey yapıyor, ne şaka yapıyor, ne latife yapıyor. Ne takılıyor, ne tebessüm ediyor. Bazen gerekli yerde efendim onların şakalarına karışıyor. Oyun oynuyorlar, o da bir parçası o. Bunların hiçbirini yapmıyor. Oturan boğa. Mübarek, namübarek. Şimdi bu yük ya, bu bela bu evin içine. Yani Allah ailesine sabır versin, oğluna kızına sabır versin, anasına babasına sabır versin. Bu iş midir ya? Bu çekilir, mudur yani? Çekilmez hocam. Çekilir gerçekten midir yani Allah aşkına?
Yani onun için bakınız bunu matah bir şey haline getirdiler. Açın Menakıb Kitapları isimli yalan dolan kitaplarını, Menakıb Kitapları isimli efsane kitaplarını, onun içinde tarif edilen şeylere, açın Adab Kitaplarını, ilgili bölümlere bakın da okuyun bakalım. Şaşırırsınız. Papaz şeyi çizerler size veya Hindu gurusu. Efendim Budist guru resmi çizerler size. Onun davranışını getirirler, evliya tırnak içinde veli ahlakı olarak size satarlar. Alakası yok, bu insan değil. Çünkü insanız. Onun için sevinmek iyidir. Bayramlar sevinci temsil eder, sevinmeyi öğretir. Biz sevinmek iyidir ama neşe ve haz sizi yönetmemeli. Siz onları yönetmelisiniz. Paylaşmalısınız, bölüşmelisiniz. Üleşmelisiniz, sevinci bulaştırmalısınız, sevindirmelisiniz. Hepsinden önce. Sevindirerek sevinmelisiniz. Allah razı olsun hocam. Gerçekten ben hocam esprinin ve tebessümün de zekayla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten pratik seviyesi yüksek olan insanlar ince espriler yapabiliyorlar, onu kavrayabiliyorlar ve hep şunu fark ettim. Böyle hani sohbetlerin, özellikle dini sohbetlerde işin içine biraz espri, biraz tebessüm girdiği zaman insan gerçekten daha bir keyif alarak dinliyor o sohbeti. Çünkü o kadar fıtri bir şey ki, yani tabiatında olan bir şey ki, daha böyle samimi geliyor sanki insanlara hocam. Yani bu tarz sohbetler, diyaloglar olduğu zaman. Bu çok doğru, çok da önemli bir şey aslında. İşi bilenler arasına espri katarak şey yaparlar. Neden biliyor musunuz? Aslında sadece bu psikolojik bir olay değil, nörobiyolojik bir olay aynı zamanda. Çünkü beyninizin saldığı hormonlar vücudunuzun kaslarını yönetiyorlar. Düşünün, yani analjezik alacak kadar kaslarınız gerilmiş. Gerginsiniz yani. Gerilmişsiniz, bir şey anlatacaksınız. Karşınızdakileri germekten başka bir şey yaptığınız olmaz ki. Gerersiniz. Onları da gerersiniz. Yani negatif bir enerji yayarsınız. Yani rahatlatın, gevşetin. Rahatlattığınızda ne olur biliyor musunuz? Vücut bile bunu iyi bilir. Nedir bu? Eğer yoğun, katı ve zor bir yemek yemişseniz, beyne gidecek olan kanın bir kısmını mide çeker. Mide çektiği için beyin yeterince kan alamaz. Beyin yeterince kan alamayınca oksijen alamaz. Kan alamayınca glikoz alamaz. Beynin yakıtı oksijen ve glikozdur. Bunu alamayınca kafa işlemez, çalışmaz. Onun için mide doluyken kafa biraz eksik çalışır. Demo çalışır, yarım çalışır yani. Bu anlamda işte aynı ona benzer. İnsanı rahatlattığınızda o vücut, kaslar beyne gidecek olan kandan pay talep etmezler. Çünkü rahatlardır. Efendim hepsi çalışmaya başlamamıştır. O zaman ne olur? Beyin tam kapasite işlemeye, daha fazla işlemeye başlar. Çünkü espri de budur zaten. Unutmayın, espriye bakın, kelimeye bakın. Spiritüel. Spirit. Kökeni budur. Latince kökeni budur. Hatta Grekçe kökeni de budur. Nedir? Ruh. Latince kökeni budur. Yani efendim psikedir aslında Grekçe'de ama Latince'de spirittir. Ruh. Yani içinde ruh olan bir şeydir espri. Ya. Espri budur. İçinde ruh olan bir şey. İçinde ruh olan bir şey niye insanı gevşetir, rahatlatır? Bunun üzerinde iyi düşünmek lazım. Espri böyle bir şey demek ki. Bakınız yeni nesil espriyi unuttu. Espri yapamaz oldu. Yani bu dijitalleşme çağında, bu internet çağında espri yapamaz oldu insanlar. Oysa sağlıklı toplumlarda mutlaka espri yapan insanlar, sanatçılar çıkar. Sağlıklı bir bireyde de mutlaka espri yapan bir boyut olması lazım. Hatta, evet. Hatta bu esprinin bir kısmı da mesela dalga geçmektir. Ama başkasıyla değil.
kendisiyle. Özgüvendir bu. Özgüven başkalarına narsistik pozlar verme değil. Kendine aşık olma pozları verme değil. Özgüven yeri geldiğinde kendisiyle dalga geçmektir. Öyle oluyor ki dalga geçeceğiniz yer geliyor. Ya niye kasıyorsun ki? Geçen bir programdaydık. Çok hoş geldi. İnnemel müminune ihvetün diyeceğim yerde innemel müminune kardeşin dedim. Şimdi insan bu. Ondan sonra kendi kendime güldüm. O gün bugündür yengenizle gülüp duruyoruz. Okuyoruz gülüyoruz. Dolayısıyla bu ya insanız işte. Sürçüyor kafamız efendim öyle, dilimiz öyle. Yani insanız be, insan olmak ayıp değil. Bu bir şiirimden bir dizedir. İnsan olmak ayıp değil. Bazıları insan olmayı ayıp gibi görüyor. Aslında bu gibi şeylerle efendim mücehhez olmayı ayıp gibi görenler bizden hayatlarını saklayan sahtekarlar oluyor. İki yüzlü, şizofren, hatta çok yüzlü. İki tane hayatı var adamın. Bir göstermediği bir hayatı, bir de millete gösterdiği bir hayat. Millete gösterdiği hayatta böyle gayet ciddi, gayet efendim öyle ağır abi rolü, gayet efendim başkalarına öyle evliya pozu, evliya pozu da ne demekse, evliyanın pozu mu olur? Pozu olan evliya mı olur Allah aşkına? Poz veren efendim artist olur. Yani artisten evliya olmaz demiyorum ama dolayısıyla bu anlamda ne demek yani? Yani ne, kime, hangi hayatını kime satıyorsun sen? Peki Allah'ın gördüğüne inanıyor musun? Allah semî midir? Allah basir midir? Allah her şeyi görür, her şeyi işitir mi? Gerçekten buna inanıyor musun? Neye poz kesiyorsun ki? Dolayısıyla yok efendim, gerek yok. İnanın bu var ya, bunlar bizim lider insan pozisyonumuzu efendim çirkin ve münafık insan pozisyonuna dönüştürdü. Yani aslında arkadan gelen sürü cins kafa lider tabiatlı insanlarını böyle böyle mahvettiler, böyle böyle tükettiler, böyle böyle başımıza bela ettiler, böyle böyle put ettiler. Bu siyasette de böyle, dinde de böyle, teolojide de böyle, efendim diğer alanlarda da böyle, sporda bile böyle. Yani her alanda böyle. Yani kim alanında başarılı olmuşsa insanımız onu insanlıktan çıkardı. İnsanlıktan çıkarmanın iki yolu var. Bir şeytanlaştırır, bir de melekleştirirsiniz. İnanın şeytanlaştırdığınız daha az zararlı, melekleştirdiğiniz daha çok zararlıdır. Hatta siz hocam şey demiştiniz derslerinizde. Firavun'u şey, görülememesi veya Firavun'u görenlerin öldürülmesi. Evet. Yani onun insanlıktan çıkartılarak, değil mi? Hatta ben eski şeylerde hatırlıyorum. İşte böyle büyük abiler işte aman işte çorapsız görmesinler seni. İşte aman beni kısa kollu görmesin. Yani benim o pozisyonlarımı görmesin falan diye. Hatta Kemal Sunal'ın da bir filminde olacaktı. İşte hani ağanın yaptığı yere yapılmaz falan diye böyle bir insanı yükseltme, yüceltme şeyi demiştiniz. Adab kitaplarını okuyun. Ahmed-i Hani'nin Adab diye Nakşi derslerinde, halkalarında okutulan bir kitabı var. Vallahi içinde şirk, sapıklık, zındıklık, her şey dolu. Ama en masum şeyleri dahi insanı insan olmaktan çıkaran, insanı doğal tabiatıyla savaştıran, insanın tabiatına aykırı fıtratı yıkan, insanın yerine getirip bir başka şeyi, hani o simyacıların efendim işte gümüşü altını şeyi efendim bakırı altın etme iddiaları var ya, bu yalanlarıyla bin yıllarca insanları aldatmışlar. Aynı onun gibi bunlar da insanı melek etme, ilah etme adına böyle şeyler uydurmuşlar. Dolayısıyla o çorap meselesi, bilir misiniz siz? Ehli sünnet olmanın şartlarından biri de çorap giymektir. Vallahi biz değilmişiz hocam o zaman. Ben o zaman herhalde. Ben burada kitapları saymıyorum. O zaman internetten bir zahmet, biraz da emek versinler. Bir cümle yazacaklar. Ehli sünnet giymenin şartlarından biri çorap giymek. Ehli sünnet olmanın. Olmanın. Yani evet. Evet.
Nasıl bir şeydir bu? Nerenizden uydurup da nerenizden bu kadar mı uydurdunuz? Bu kadar uydurdunuz. Dolayısıyla işte kabak yemem derse kafir olur. İşi nereden ya çıktı? Bakınız anlı şanlı 200 yıl evvel bu memlekette kendisine kutbun başı, evliyaların başı denilen bir adamın yazdığı kitap hala bazı tarikatların ellerinde böyle Kur'an gibi okunuyor bu kitap. Evet, evet. Yani ne diyeceksiniz şimdi? Veya karpuz kesmesinin nasıl, işte sevgili peygamberimizin nasıl karpuzu kesin? Karpuz yedi, i̇şte yemediği için, evet, nasıl yediği yemediği bilinmediği için bir ömür boyu karpuz yememek. Bunun edeple, adapla, terbiyeyle, peygamber yani sevgisiyle ne alakası var? Mesela çile dediğinizde yani, de aklıma o geldi hocam. Allah'tan 63, korkun. Kesin, evet. Allah yarattığı için ye. Allah yarattığı için ye. Ya, Allah sana bir nimet vermiş. Allah'ın nimetini sen böyle bir gerekçeyle tepiyorsan onun cevabını ver önce. Nasıl bir zihniyet? İşte buna tam Kohen zihniyeti diyoruz. Kohen. Buna tam da Yahudileşme diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Koşerlenmemişse yemem abi. Yani okunmamışsa yemem. Okunmuş karpuz, okunmuş su, okunmuş elma, okunmuş muz vesaire devam edin. Okunmuş mahalle, okunmuş futbol topu, oraya kadar gider iş. Şeyi merak ediyorum. Mutlaka gerçi derste işleyeceksinizdir ama bu virüs ne öğretti hocam bize? Bayramda evlerdeyiz, siz torunlarınıza kavuşmuşsunuz. Değişik bir şey oldu. Yani herhalde 100 yılda bir falan ya oluyor ya olmuyor. Biz de ona denk geldik. Ben sizin bu koronavirüs, işte Ramazan, bayram, bu üçlemeyi çok merak ediyorum. Yani neler öğretti hocam bize? Ne gördük? Bundan sonra bir şeyler değişecek mi? Virüs çok şey öğretmesi lazım aslında. Yani bu pandemi ilk değil. Salgın ilk değil. İnsanlık tarihinde hep salgınlar olmuş. Yani insan yok kendi salgınlar olmuş. Sadece insan değil, insandan önceki canlılar da salgına kurban gitmişler. Bu anlamda hatta %99'u derler, canlılık tarihi, 4 milyar yıllık canlılık tarihinin %99'u yok olmuş türlerden oluşur. Bu kadardır. Bu biyologların tespitidir aynı zamanda. Dolayısıyla pandemi yeni değil. İşte dersimde işlemiştim, bir Justinian vebası vardır. Afrika'dan gelen Pire vebası. O 6. yüzyılda ki İslam ordularının önünü açan, Avrupa'ya doğru önünü açan bu vebanın kendisidir. Dolayısıyla ondan sonra bir kara veba vardır 14. yüzyılda, 1347 yılında başlayıp 5-6 yıl süren, Avrupa nüfusunun 3'te 1 veya yarısını yok eden bir veba. Ondan sonra devamlı olmuştur. Mesela ambas vebası vardır. Taunu derler. Taunu derler. İslam tarihinde geçmiştir. Hazreti Ebubekir'in hilafeti döneminde, Hazreti Ömer'in hilafetinin ilk yıllarında bu taundan dolayı İslam ordularının çok büyük bir kırıma uğradığını biliyoruz. Dolayısıyla 17. yüzyılda meşhurdur mesela İstanbul vebası. Bu İstanbul vebasında özellikle efendim Kadızadelilerin, o günün selefileri bunlar. Efendim, Kadızadelilerin milleti Sultanahmet Meydanı'na, Bayezid Meydanı'na dua için toplayıp da toplu dua seansları yaptırdıkları. Yani adamlar veba salgınından kurtulmak için dua yapıyorlar ve dua yapmak için organizasyonları memleketi batıran bir salgına dönüşüyor. Düşünün. İnsanları ölüme davet ediyorlar. Böyle bir kafa. Böyle bir kafa. Hadis kitaplarında da çok ilginç. Yani salgın hastalık vardır diyen aynı kitaplar salgın hastalık diye bir şey yoktur diye bir hadis de naklederler. Yani birbirini yalanlayan iki söz. Hangisini hangi Resulullah söyledi? Bu ikisini de aynı kişi söylemiş olabilir mi? O da ayrı bir mesele. Merak edenler baksınlar. Yani bu anlamda virüsün, özellikle koronavirüsün bir farkı var. O da nedir? Mesela bu yüzyılın ilk çeyreğinde 1917'de
İspanyol gribi dedikleri grip 50 milyon yaklaşık ki 200 milyona da çıkaranlar var. Tam şeyi tutulmamıştır bunun çünkü Orta Amerika'da efendim ve Güney Amerika'da çıkmıştır. İspanyolca konuşan ülkelerde çıkmıştır daha doğrusu. Oradan kıtaya gelmiştir ana karaya ve bu virüsün çok büyük bir kitlesel katliam yaptığını şu anda 400 bin civarında değil mi ölü? Evet, evet. Dünya çapında. 5 milyona yakın insanın da virüsü kaptığı söyleniyor hocam. Vaka olduğunu. Yani bu vaka bir oldum, şey değil ki. Bu bir şey değil ki. Yani gerek İspanyol gribi, gerek SARS, gerek MERS, gerek efendim HIV. Yani 100 yılın, bunlar 20. yüzyılın efendim salgınlarıdır. Ondan evvel 19. yüzyılın da kolera salgını var, çok meşhur. Bunlar çok büyük büyük kitlesel ölümlere sebep oluyor. Ama bunların hepsinden baskın gelen tarafı ölüm açısından değil. Ama baskın gelen tarafı insanın psikolojisinde bıraktığı tesir açısından bu hepsinden büyük. Neden? Evet. Bilişim ve iletişim çağında yaşadığımız için. İnsanların 8 milyara yakın insanın içinde etkilenmeyen hiç kimse yok. Bir kısmı ölerek, bir kısmı ölü yakın olarak, bir kısmı hastalanıp kurtularak, bir kısmı hastalanmayayım diye tedbir alarak, bir kısmı da işte karantinalarda evlerinde kalarak, onu yapmayan bile uzaktan çökmeye başladı. Onun için düşünün, bu virüs Grönland'a kadar ulaşmış. Yahu sen nasıl ulaştın? Yaşayan insan sayısı birkaç bin. Efendim nasıl ulaştın sen? Yani böyle. Dolayısıyla ben diyorum ki virüsten kurtuluruz da virüsün bulaştığı psikolojimizden kurtulur muyuz? Bu ayrı bir mesele. Cehaletten kurtulamayacağımız da garanti, onu da söyleyeyim. Cehalet bu virüsten çok daha beter bir bela. Ve bulaşıcılığı da yüksek sanırım. Bulaşır. Cehalet kadar bulaşan bir başka virüs yoktur. Onun için düşünebiliyor musunuz? Bunlar alnı secdeli insanlar. Genç bir insana soruyorlar. Virüs hakkında ne diyorsun? Hani diyor virüs göremiyorum ki diyor. Ya bu adam ilkokulda mı okumadı? İlkokul okuduysa buna fen bilgisi dersi vermedi mi öğretmenleri? Fen bilgisi dersi veriyorlarsa nasıl veriyorlar? Nasıl veriyorlar ki bu virüsü öyle yolda gezen bir köpek, bir kedi, bir kaplumbağa falan mı zannediyor bu acaba? Hiç mi bir şey bilmiyorlar bunlar Allah aşkına? Biri çıkıyor veya koca cemaat çıkıyor, Allah'ın evine virüs girer mi diyor ya? Ya bu bir beladır ha, bu virüstür. Bu virüstür, bu virüsün kendisidir. Dolayısıyla bu dindarlık bir beladır aynı zamanda. Bu dindarlık öyle bir beladır ki virüsten kurtulursunuz, bunun getirdiği felaketlerden kurtulamazsınız. Onun için yani bizim iki elimizin arasına başımızı alıp iyi bir düşünmemiz lazım. İnşallah dersler başlayınca ilk dersim virüs hakkında olacak. Korona ben özellikle... bunu tahmin ettim. Ben bunu tahmin ettim hocam. Öncesinden sorayım istedim. Öncesinde söylemedim. İlk defa burada söylüyorum. İlk ders virüs özel dersi olacak Siretül Kur'an'da. O kadar malzeme var ki bir derse nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Onun işine geçeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda öğretici olacağını düşünüyorum. Onu yapmazsam olmaz. Efendim. Ondan şüphemiz yok hocam. İki tür düşünür yaklaşımı var ki dünyadaki yaşayan düşünürlerin virüse ilişkin görüşlerini önümüze seren çok ilmi ve çok efendim fikri dergiler var. Uluslararası bilimsel efendim dergiler. Biz onlardan okuyoruz onları. Yaşayan düşünürlerin, mütefekkirlerin ve filozofların. Efendim ikiye ayrılıyorlar. Biri diyor ki milattır bu diyor. Her şey değişecek. Bir kısmı. Bir kısmı da diyor ki hayır, hiçbir şey değişmeyecek. Ben ikisinden de değilim. Yani her şey değişecek, milattır bu diyenler doğru bulmuyorum. Neden? Zira insan alışkanlıkları çok uzun yıllarda elde ediliyor. Hatta nesiller ve kuşaklar. Biliyorsunuz efendim, insan önce bir şeyi yapıyor, bir şeye inanıyor. Ondan sonra
onu yapıyor. O yapması tekrar edince onda alışkanlık haline geliyor. O alışkanlık artık 2-3 nesil birbirine devredince de kültür haline geliyor. Bu önemli bir tanımdır, tariftir. Dolayısıyla kültür haline gelmiş alışkanlıklarımız var. Ve kültür haline gelmiş yanlışlarımız var. 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 nesilden beri yaptığımız şeyler bunlar. Öyle hemen bir virüsle değişir miymiş insan? Neredeymiş o yoğurdun bolluğu? Hayır, olmayacak. Efendim, dolayısıyla milattır yaklaşımına katılmıyorum. Ama asla eskisi gibi olmayacak. Değişecek. Değişen şeylerin başında fobik davranışlarımız gelecek. Psikolojik olarak hasta olacak insanlar. Yani zaten fobik davranış çok yaygın bir salgın bir hastalık. Psikologlar, psikiyatrlar beni tasdik edeceklerdir bu konuşmamızı izleyen. Efendim, ama bu hastalığı, bu virüs daha fazla tetikledi. Hatta virüsün kurbanlarından daha fazla virüsün psikolojik kurbanları olacak bana göre. Ne olacak peki virüsün psikolojik kurbanlarından neyi kastediyorum? Fobik davranış. Şimdi aslında açlar yüzünden değil, aç gözlüler yüzünden biz böyle olduk. Yani dünyada aç gözlülüğü halledemediğimiz için açlığı halledemedik. Açgözlülüğü halletsek açlık o gün biter, onu söyleyeyim. Aynı zamanda fobik davranış meselesinde de öyle. Mesela bundan sonra insanlar efendim yüzeylere dokunurken, insanın insana dokunduğu durumlarda, insanın insana yakın olduğu durumlarda efendim fobik davranış sergileyecekler. Fobi sahibi olacaklar. Anlatabiliyor muyum? Korku. Yani efendim hastalıklı korku. Korku, sağlıklı korku iyidir. Akıllılar korkar. Ama sağlıksız korku, hastalıklı korku, bu kötü bir şey. Bu korkuyla yaşanmaz. Her dokunduğun yüzeyde seni öldürecek bir virüs, bir mikrop, bir bakteri olduğunu düşünmek böyle yaşanmaz ki. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir insanla da yaşanmaz. Bu insanın kendisi mikrop olmaya, kendisi virüs olmaya başlar. Allah onun eşine yardım etsin. Allah onun çocuklarına yardım etsin. Allah onun ana babasına yardım etsin yani. Bu bir. İkincisi, bu virüs ve tabii virüsün sebep olduğu büyük salgın mesafe konusunda bir artı bir eksi getirdi. Mesafe konusunda getirdiği artı ne? İnsanlar çok mesafesiz. Hele şark. Hele duygusal şark, romantik şark hepten. Çünkü şarkta ilişki realist değildir, romantiktir. Romantik ilişkiler dokunmatiktir bizde maalesef. Hep bir yerleri dokunur yani, dokunsun ister. Yani ben de şahsen mesela dokunmayı seven tiplerdenim. Yani birine konuşurken şöyle omuzuna dokunmayı alışkanlık haline getirmiş bir şey. Farkına varmıyorum. Tik gibi böyle dokunuyorum. Efendim, keşke kontrol edebilsem. Efendim, onun da farkındayım yalnız. Kontrol etmekte de zorlanıyorum kendimi. Ama bir mesafe gerekli. Mesafe iyidir, mesafe saygıdır. Yani insanın eşinin bile özel durumu vardır, özel hali vardır, öz bakımı vardır. Ona bile bir mesafe, ona saygıdır. Evladın... Zaten ilişkilerde de mesafe değil mi? Her türlü ilişkide. Evet. Yani karı koca ilişkisi, evlat ebeveyn ilişkisinde. Sadece bu mesafe, yani metraj meselesi değil. Yani fiziki mesafe değil. Aynı zamanda duygusal mesafe de önemli. Çünkü sadece o değil. Mesela bilişsel mesafe. Kognitif mesafe. Yani ilk defa herhalde ben kullanmışımdır, bilmiyorum, uydurdum attım yani. Kognitif mesafe nedir? Aslında bir şeyi görmek, tanımak için belli bir mesafeden bakmanız lazım. Gözünüzü bir nesneye dayadığınızda o nesneyi göremezsiniz. Ama belli bir uzaklığı aştığınızda da göremezsiniz o nesneyi.
Yani belli bir mesafeden bakacaksınız. Mesafe ayarı çok önemli. Hayatımız, görüşlerimiz, düşüncelerimiz, ilişkilerimiz hep mesafe üzerinden gidiyor aslında. Dolayısıyla mesafe bozukluğu bizde ilişki bozukluğuna dönüşüyor. Bilgi, algı bozukluğuna dönüşüyor. Bilişim bozukluğuna dönüşüyor. Onun için ben mesafeyi ayarlamada bir artısı olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda bir de eksisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazıları, hatta çoğunluk ölçüyü kaçıracak. Yani mesafeyi ayarsızlaştıracaklar. Mesafesizleşecekler. Uzaklaşacaklar. Bırakacaklar. Sal git. Salacaklar. Yani yüzünü şeytan görsün mantığına sapacaklar. Onun için yani durun, önüme bir şey çıktı. Mustafa hocam onu okuyordum. Niye gitti? Efendim. Hocam. Evet. Sanırım evet, şimdi geldi. Hocamın görüşlerine ve ufkuna maalesef içinde bulunduğumuz nesil yetişemiyor. Ya beni övmeyin Allah aşkına. Ya övmeden bir şeyler söyleyin. Efendim. Zira ulaşmak için ön yargı askılarından kurtulmuş olması gerekiyor. Gelecek yüzyılların bakışı. Cümleyi tamam, keşke okumasaydım. Ama ondan önceki şeyinize %100 katılıyorum. Efendim, sevgili kardeşim, yani ismini okuyamadım. Fatih'cim onu bir daha ver bana. Efendim. Hocam onu adminler iletiyorlar. Senin adminleri iletiyorlar. Tamam, tamam. Bana tekrar iletsinler. Geldi. Efendim, evet. Kardeşimiz, evet. İsmini okuyamadım kardeşimizin, kusura bakmasın. Efendim, onda %100 haklı. Maalesef ve maalesef ön yargı var. Ön yargı aklın kör kuyusu. Şu konuştuğumuz şeyleri okuyup da mı, affedersiniz, izleyip de mi yazıyor zannediyorsun alta çemkirirken? İzleyip de mi çemkirdiğini düşünüyorsunuz? Yok böyle bir derdi. Yok böyle bir derdi. Bu insanları bu coğrafyalar yetiştirdi. Belası bu memleketlerin belası budur. Bu toprağın sorunu bu toprağın insanıdır. Onun için dışarıdan falan soruna ihtiyacımız yok bizim. Yani yemeğin tadına hiç bakmadan tuz boca eden tiptir bu işte. Anlatabiliyor muyum? Hiç dinlememiş, hiç izlememiş, hiçbir kitabımı okumamış, hiçbir dersime katılmamış ama kararını vermiş. Yargılamış, infaz etmiş, asmış. Senin de alkış tutmanı istiyor. Dolayısıyla oku dediğiniz zaman da okumuyor. Yok. Gerek yok diyor. Okumaz. Yani. O gerek yok der. Tabii okumaz. Çünkü zaten onun problemi bir görüşe sahip olmak değil, bir görüşü olmamak. Anlatabiliyor muyum? Ağızdan dolma tüfek o. Cebine ne konursa onu harcıyor. Ağızdan dolma tüfek. Onun için Allah böyle tüfeklerin şeyine gelmekten korusun yani, ne diyelim. Evet. Evet, nerede kalmıştık, buyurun. Hocam ön yargıdan bahsetmiştik de oradan söylemiştiniz. Nezire Hanım'mış bu arada ismi, yorumu yapana. Nezire Hanım'a selamlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ömrü Ramazan, evet. Afiyeti bayram olsun. Amin. Ben şunu da hatırlıyorum. Siz insanın kendisini eleştirmesi için de yine kendisiyle bile arasına bir mesafe koyduğunu söylemiştiniz. Yani kendisini görebilmesi için de bunu söylemiştiniz. Elbasir isminizde bunu çok gayet güzel işlediğinizi hatırlıyorum hocam ben. Eyvallah. Özellikle eyvallah, bu esmada. Aynen. Aynen katılıyorum. Aynen bugün de tekrar ediyorum. İnsanın kendisine karşı da bir mesafesi olması lazım. Zira kendinizi karşınıza almanız lazım gelir ara sıra. Kendinizi karşınıza almanız lazım. Gerek onunla söyleşmek için, gerek onunla yüzleşmek için. Gerek onu eleştirmek için, gerek onu muhasebe etmek için. Yani kendinize de bir mesafe gerekir. Bu anlamda kendinize yabancılaşın demiyorum. Bu değil. Asla. Bunu yapmayın. Ama kendinize bir mesafe koyun. Mesela hatanıza mesafe koyun. Yani hatanızı şeytana atın. Şeytan taşlamak budur. Yoksa gidersiniz Arabistan'da efendim, sektöre para vererek şeytan taşlayacak taş alırsınız ve gelirsiniz iki tane sütunu taşlayıp şeytan taşladığınızı düşünür. Şeytan taşlayan şeytan olursunuz. Bir de şeytan taşlarken hakaret edenler.
Şemsiye falan ayakkabı atanlar. Atanlar. Ben onları da görüyorum. Yani adamın gücü yetse kendini kaldırıp şeytana atacak. Yani bu değil kardeşim, sen yanlış anlamışsın ya. Her şeyi yanlış anlamışsın. Şeytan taşlamak için oraya gitmeye falan gerek yok. Sen efendim öyle şöyle sağına soluna iyi bak. Kur'an'da 88 yerde şeytan ismi kullanılır. Bunların 60'ı Mekke'de, Medine'de yürüyen canlı kanlı adamlar ya. Ya, değil mi? Eyvallah. Zaten bir dersiniz de, Siretül Kur'an'daki bir dersiniz de şeytan üzerineydi. Harika bir dersti. Onu da buradan tavsiye edelim. Ben bunların, hocam konuştuğumuz bütün konuların linklerini bu sayfanın altına bırakmaya çalışacağım inşallah. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Muhteşem bir şey olur. Çok ikrama geçer izleyicilerimize. Eyvallah. Ya havada kalmasın. Bütün bu konuştuğumuz meselelerin sizin hangi videonuzda, hangi kitabınızda varsa, ki ben Kur'an'ı anlama yöntemini de göstermiş olayım burada. Hani Kur'an'da her şey var mı diye bahsetmiştiniz. Buradan istifade edilebilir. Evet. Hocam Allah razı olsun. Aslında çok tatlı bir böyle bayram tadında bir program sohbet oldu gerçekten. Ben çok sevindim. Aynen. Çok memnun oldum gerçekten. Bayram şekeri olsun istedik. Eyvallah. Bayram şekeri oldu bize. Allah razı olsun. Vallahi içtenlikle, samimiyetle, tebessümle cevapladınız. Çok şey öğrendik her zamanki gibi. İlminize bereket. Yüreğinize sağlık olsun. Amin. Sizin de. Ben de teşekkür ediyorum. Bu güzel moderatörlüğünüzden. Yüzünüze karşı demiyorum. İyi götürdünüz. Yani bana dayanmak da yani bayağı bir iş. Allah size sabır versin. Estağfurullah hocam. Ya biz size talebe olmakla iftihar ediyoruz. O yüzden bizim için iyi bayram oldu. Razı olsun. Estağfurullah. Ama şunu söyleyeyim. Kemal Bey kardeşim, hepsine selam olsun, ekiplerine. Efendim tüm yani isimlerini hatırladığım, hatırlamadığım tüm kardeşlerime buradan İzmir ekibine selam ediyorum. Benden bir talepte bulunmuştu Ramazan içinde. Daha affedersiniz, Ramazan'dan önce. Evet, önce. Ben Ramazan'dan önce bu tip taleplere prensip olarak hayır dediğim için, yani onlara da hayır dedim. Çünkü prensip olarak böyle bir prensip koymasam olmayacaktı. Baktım Ramazan'ın girişinde Kur'an halkaları geldiler. Kur'an'la ilgili, Ramazan'la ilgili bir şey. Şimdi Kur'an dedin, Ramazan dedin. Ben nasıl hayır diyeyim? Onlara verdim. Onlara verince hayır dediğim herkese bunu yaptım. Yani tekrar dönün dedim oraya. O kardeşlerimi sevindireyim. Ama ballı börek İzmir'e düştü. Efendim. Eksik olmayın hocam. Eyvallah. Bu da biraz yani onları onara etmek için yaptığım bir şey oldu. Dedim onlara bayramlaşma yapalım. Yani pastadan büyük payı İzmir kapsın dedim. Böyle oldu. Hoş oldu. Ben de memnunum. Umarım faydalı olmuştur. Allah razı olsun. Yani buradan kardeşlerime gönül dolusu bayram tebriği iletiyorum. Rabbim huzurla, sağlıkla, sıhhatle nice bayramlara kavuştursun. Ömrümüz Ramazan, ahiretimiz, akıbetimiz bayram olsun diyorum. Amin. Ellerinizden öpüyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, onurlandırdınız. Ben de elimden öpüyoruz. Estağfurullah. Derslerinizi özledik hocam. En yakın sürede derslerimize kavuşmak ümidiyle diyelim inşallah. İnşallah. Herkese teşekkür ediyoruz. Ben de özledim. Ben de dersleri özledim gerçekten. Efendim yani bu imtihan inşallah bir an önce biter de önümüzdeki Ekim ayında Allah nasip ederse gürül gürül derslerimize başlarız. Şunu da söyleyeyim. Yani korona yeni bir normal getirse ve o normal içinde salonun yaraya indirilerek ders yapılması gerekse, ben o halde derse başlarım. Elhamdülillah. Çok seviniriz. Evet. Ben aslında daha da soracaktım. Çok vaktinizi almak istemiyorum ama hani bu işte koronadan cuma namazları efendim işte kılamıyoruz deyip ortalığı inletenler, işte bayramlar vesaire, camilere gidemedik, elimizden aldılar falan. Onu da merak ediyordum ama herhalde derse saklayalım onu. Her şeyde burada. Olacak. Yani hoş. Hepsi de keyifle cevap verirdim ama efendim inşallah derse saklayalım. Bugün bu kadar olsun. Hocam emeğinize sağlık. Var olun. Çok teşekkür ediyoruz.
Siz Allah'a emanet olun. Size de mutlu bayramlar diliyoruz. Sağ olun. Tüm kardeşlerimi tekrar bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim gönüllerine göre bayramlar yaşamayı nasip etsin. Amin iyi, inşallah. İyi bayramlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam. Allah'a emanet olun. Sizden.